Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Kıymetli kardeşlerimiz, değerli izleyenlerimiz, Ramazan'ın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde inşallah bir veda programı, bir kapanış programı yapma ihtiyacı hissettik. Koronavirüs salgını vesilesiyle evlere hapsolduğumuz, evlerde vaktimizi geçirdiğimiz şu günlerde artık tebliğin de tarzı değişti, yöntemi değişti. Dijital platformlar, altyapılar bizleri uzak diyarlarda da olsak bir araya getiren, buluşturan bir imkan haline dönüştü. Biz de bu imkanlardan gücümüz yettiğince faydalanmak istiyoruz değerli kardeşlerim. Bu açıdan Ramazan'a veda ederken, Ramazan ve Kur'an ilişkimiz, Kur'an'ın okuma biçimi, Kur'an ahlakı gibi temel konuları çok değerli, çok sevdiğimiz hocamızdan, Ramazan Yazıcı hocamızdan inşallah konuşacağız. Kendisi Van'da ikamet ediyor ve Van'dan şu an teknik imkanlarla yayınımıza iştirak etmiş, katılmış oldular. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizlere hocam Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Tüm kardeşlerimizin adına, dinleyenlerimiz adına sizleri selamlıyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de herkese selam ediyorum. Aleyküm selam hocam. Hocam fazla uzatmadan genelde Ramazan programlarımız bildiğiniz gibi Ramazan ayının başında, ortasında yapılır. Biz bu sene biraz farklı camialarımız, farklı üstadlarımız, hocalarımız çok yoğun bir şekilde Ramazan'ın önemi, değeriyle alakalı yoğun programlar gerçekleştirdiler. Biz de bu arada onları izlemeye, biraz sessiz kalmayı tercih ettik ama en azından bir kapanış kısmını bize nasip olsun dedik hocam. Bu açıdan burada açıkçası Ramazan biterken Ramazan ayı bizde nasıl bir bilinç hali oluşturmalı gibi bir girişle ben başlamak istiyorum. Önce hocam kısaca şunu sorayım. Malumunuz ibadetlerin temel misyonu ruhudur, muradıdır, maksadıdır. Yani ibadetler bizlere bir bilinç oluşturması gerekir. İbadetler ritüellere hapsedildiğinde, adetlere dönüştüğünde maalesef ruhu çıkmış birer ceset haline gelmekte. Namaz gibi, umre gibi, hac gibi oruç da bundan nasibini almış görünüyor toplum nezdinde. Bu açıdan hocam ibadet ve bilinç ilişkisini nasıl kurabiliriz? Oruç temelinde bunu nasıl izah edebilirsiniz? Böyle Bismillah diyelim. Buyurun hocam. Ben de tekrarla Allah'a hamd ediyorum. Peygamberimize salat ve selam ediyorum. Ramazan'ın sonuna yaklaştığımız bu mübarek günlerde söyleşi davetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sormuş olduğunuz soru aslında Efradınız Cami ayarının mani bir takım hususları sadra şifa olarak izah etmeyi mümkün kılacak içerikte bir sorudur. Şununla başlayalım. İbadet Allah'ın emirlerini yine Allah'ın emrettiği şekilde ve yalnız Allah için yapmaktır. Burada niyet ve diğer usuller olmazsa bu kez ibadet adı altında bir ritüele, ayin türü törene dönüşmüş olur yapılan. Yani ilgili unsurları muhtevi olmayan taatler ibadet olmazlar. O ilgili unsurlar neydi? Bir daha söyleyecek olursak, Allah'ın emrinin Allah'ın emrettiği şekilde ve sadece Allah için yapılması, niyet üzere. Oruç ibadeti de doğal olarak bundan maalesef doğal olarak diyorum süreç içerisindeki durumu hesaba katarak nasibini almıştır. Allah ile birlikte başkaları için yapılan veya Allah'ın emri olduğu halde Allah'ın emretmediği şekilde olan veya Allah'ın emrettiği şekilde olduğu halde sadece Allah için olmayan her ibadet gibi oruç da zaman içerisinde farklı bir takım durumlara maruz kalmıştır, malul olmuştur. Bundan kurtulmanın yolu ibadeti bir bilinç üzerine yapma ve ibadeti demin söylemiş olduğum unsurları muhtevi bir şekilde
yapma zorunluluğumuzdur. Evet. Orucu da bu şekilde değerlendirmemiz gerekir. Evet hocam. Hocam çok teknik kalmasını istemiyorum ama şöyle bir algı var. Hani halkımız nezdinde İslam dini, Müslümanlıkla başlayan ibadetler gibi. Ama işte oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındığı gibi. Bütün peygamberlerin namaz gibi, kurban gibi ibadetlerini görüyoruz. Yani bu ibadetler esasında son peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'la beraber başlayan bir türevi şeyler değil hocam. Yani bütün peygamberlerin ümmetlerine tavsiye ettiği birer inşa amacı güden eylemlerdir. Diyebilir mi hocam bunlarla alakalı? Şimdi söylemiş olduğunuzu dediğiniz gibi dikkat çektiğiniz üzere Evet hocam. teknik ayrıntıya Tabii ki, tabii ki. olmadan Evet hocam. şunu her halükarda bilmemiz lazım, inanmamız lazım. İslam inancının telkin ettiği hiçbir ibadet türedi değildir. Peki neyi kastediyoruz bununla? Bütün ibadetler aslında insanlıkla yaşıttır. Kadim tarihi köklere sahip tevhid inancına dayanırlar. İbadetlerin nesilden nesile intikal etmesi, İslam inancının vahye dayalı olduğu gerçeğinin aslında bir başka açıdan delilidir. Çok güzel, evet hocam. Oruç da böyledir. Çok güzel. Belli bir süreliğine, belli bir toplulukla sınırlı bir ibadet değildir oruç. Süreklilik arz eden kulluk eylemi olarak yaşama gelmiştir. Çok güzel, çok güzel. Demin ifade. Okumuş evet. olduğum ayet-i celilede de zaten vurgulanan budur. Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Burada önemli olan forum itibariyle orucun şekli değildir. Bu peygamberden peygambere farklı bir takım ibadi durumlarda değişmiş olabilir. Şeriat olarak farklı tabii formlarda ki, tabii değişmiş ki. olabilir. Evet. Ancak onu sakınma ve korunma amacıyla birlikte vahye müstenit olması bütün ibadetlerin insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu ve tevhide dayalı nesilden nesile intikal eden İslam inancının unsurları olduğunu bize gösterir. Evet hocam. Hatta burada şunu da söyleyebiliriz. Misal olarak oruç insanlığa açılmış ilahi bir af kapısıdır, bir rahmet kapısıdır. Oruç tutan bir mümin insanlıkla yaşıt bir kervana dahil olur. Çok güzel, harika. Oruç üzerinden her mümin insanlıkla yaşıt iman ailesine mensubiyetini ilan Elhamdülillah, eder. elhamdülillah. Çok yani güzel. Bir türedi düşüncenin, ideolojinin bir anda vuku bulmuş bir formu, bir ritüeli, bir töreni zaman ve mekanla mukayyet durumu değildir. Zaten ayet-i kerimede umulur ki bu sayede takvaya erersiniz, sakınırsınız ifadesiyle de mümin insan sorumluluk bilincini arttırmaya, Rabbine azze ve celle kendine, insanlara, tabiata ve eşyaya karşı daha sorumlu davranmaya yönlendirilir. Buradaki o zincirin halkaları olma şeklinde bir ümmetin tevhid zincirinin halkası olması ibadetler üzerinden tebarüz ederken bu İslam'ın sürekliliğini gösteren ibadetlerin İslam'ın sürekliliğiyle doğrudan alakalı olduğunu gösteren bir durumdur. Evet hocam. Ve hatta şunu şey edebiliriz. Peygamberlerin hiçbirisi de türedi olmadığı bizatihi Kur'an-ı Azmuşşan tarafından bize beyan edilmektedir. Peygamberi mesajca süreklilik esastır. Evet. Mesela ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle sanırım Enbiya suresinde olacak. Senden önce hiçbir Resul göndermedi ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Yani burada baktığımızda Allah'tan başkasına kulluk etmeme emri ile bütün peygamberler aynı esasa istinaden gönderilmişlerdir. Ancak Allah'a kulluk, Allah ve Resulüne itaat emri Kur'an-ı Azmuşşan'da mükerrer olarak bütün peygamberlerin diliyle vurgulanırlar. Daha açığı sizin söylemiş olduğunuz soru özelinde yine ayet-i kerimede Araf suresinde 9. ayette şöyle buyurulmaktadır mealen. Evet. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Çok güzel. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Yani ben köksüz, ne idüğü belirsiz, öylesine kendi kafasından
zaman, mekan ve şartlarla mukayyet ortaya çıkmış biri değilim demek istiyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Ben sadece bana vahyedilene uyarım, ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Şunu da ilave ederek sorunuzu tamamlamış oluyor. İlahi mesajla tekrarla yapılan çağrıya dikkat edilecek olursa şunu görürüz. Hep aynı hedef. Yani sadece Allah'a kulluk hedefi gösterilir. Kulluğu sadece Allah'a has kılma. Bu temel esastır. Nübüvvet zincirinin halkaları, Allah'ın selamı onların üzerine olsun, hep aynı amaç etrafında dizilmiştir. Ve Peygamberimiz aleyhisselam gönderen kaynak, kendisinden öncekileri de gönderen kaynakla aynıdır. Evet, çok. Bundan ötürü Resulullah aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şerifinde konuyu çok latif bir şekilde izah eder. Buhari'de geçen bir hadis. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Biz peygamberler topluluğu anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerizdir. Dinlerimiz de birdir diye buyurur. İşte bu da vahiy vasıtasıyla, peygamberlerin sünneti vasıtasıyla bize ulaşan şeylerin, ibadetlerin türedi olmadığını, ibadi birer mükellefiyet olarak tevhid zincir halkasının devam olduğunu gösterir. Hocam, bu ilk bölümü şu değerlendirmenizle sonlandırmak istiyorum açıkçası. Ramazan'ı bitiriyoruz. Ramazan'a veda ediyoruz. İşte dün 27. geceyi sonlandırdık. Hocam, Ramazan bittikten sonra biz müminlerde, biz Müslümanlarda nasıl bir değişim olmalı? Nasıl bir ruh haline sahip olmalıyız? Yani Ramazan bizde bitirdikten sonra neyi kazandırmış olmalı hocam? Evet. Aslında bu Müslüman insanın statik değil, dinamik olması gerektiğini, iki günü müsaade olan kişinin ziyanda olmasının, oturduğunda kalkmasının, kalkmasında yeniden yorulması için kalkmasının bir başka forumda sorulmasıdır kanaatimce. Evet. Evet, bu yılki Ramazan'da inşallah sonlanmak üzeredir. Her bir Müslüman her an farklı vesilelerle, farklı olaylarla yaptığı gibi Ramazan neticesinde de şu muhasebeyi yapmalıdır. Bize ne kazandırdı? Çok güzel. Bana ne kazandırdı? Nasıl geçirdim? Evet. Bundan sonrası için hayatımda nasıl bir değişim, dönüşüm sağlamalıdır? Bunların muhasebesini yapmak zorundayız. Ramazan'a dair, Kur'an'a dair, Ramazan'a dair inşallah daha bir özelleştireceğim. Tabii ancak ki, bunu güncelle muhasebesini yapayım. Yani bir koronavirüs salgını gibi bir imtihanla yüz yüzeyiz, değil mi? Evet. Dün depremle yüz yüzeydik. Daha önceki zamanlarda belki bollukla, belki hastalıkla, belki çok daha farklı sosyal, siyasal, iktisadi, bireysel imtihanlarla yüz yüze geliyoruz. Aslında akl-i selim, Kur'an-ı Azimuşşan'ın tabiriyle ulul elbaba düşen odur ki her olayın akabinde bu muhasebeyi yapabilsin. Çünkü yaşam devam ediyorsa kulluk devam ediyor demektir. Evet, evet, evet. O halde bir durum değerlendirmesi yapacak olursak, içinde bulunduğumuz anın vacibini idrak saadetinde risklerimiz ve imkanlarımız nelerdir? Her dem gözden geçirmeliyiz. Ramazan vesilesiyle de bunu yapmak zorundayız. Evet. Keza her son yeni bir başlangıcı müjdeler diye ben son kitapta bir bahis üzerine söylüyorum. Her sonun yeni bir başlangıcı müjdelemesi Ramazan için de böyledir. Evet. Ramazan orucuna başlamamızı bir hicret kabul edecek olursak tamamlanması ile de yeni bir hicrete niyet etmeliyiz bence. Evet. Hocam, Müslüman açısından yaşam devam ediyor çünkü. Evet, evet. Yaşam devam ediyorsa kulluk devam ediyor kulluk demektir. Devam ediyor. Evet. Ramazan orucu zamanla mukayyet bir döneme münhasır olduğu halde kulluk zaman ve mekan aşkın ve yaşam devam ettiği sürece Allah'a has kılınması gereken mükellefiyettir. O halde oraya karşı duyarlılığımızı her dem muhasebeyle sürdürmemiz lazım. Evet hocam. Ramazan buyurun. Ayına özgü, izninizle estağfurullah, estağfurullah. Biraz daha özelleştirelim. Estağfurullah, buyurun hocam. Buyurun hocam.
Hocam bu küçük bir şey sadece bir nefes alma açısından şöyle yani Estağfurullah. destekleyici. Çok hoşuma giden bir söz vardı. Yani siz devam edin hocam kaldığınız yerden. Yani bu bağlamı bozmak istemiyorum. Tamam. Namaz seccadeyi kıvırıp mescitten çıktıktan sonra hac memleketine döndükten sonra Ramazan da Ramazan ayı bittikten asıl hayata başladıktan sonra başlar diye hoşuma giden bir söz vardır. Yani bunlar biraz prova, antrenman ibadetler ve asıl hayata bizi hazırlıyorlar değil mi hocam? Yani buyurun. Hamza Bey, bu söylemiş olduğunuz bu kadar güzel bir ifade Evet. bazen de olduğu gibi durmuyor. Bu kez sizin söylemiş olduğunuzda ben inşallah doğru anladığımı düşünüyorum. Zaten dinleyenler de doğru anladıkları kanaatindeyim. Ancak art niyetli insanlar bu kez formülü alma adına o formu tahfif etme yoluna Çok gidiyorlar. güzel. Hafife alıyor. Yani Evet, her evet. olayda bu kadar rahat söyleme lüksüne sahip Evet, değiliz. evet. Yukarıda ibadetlerle ilgili olan durumda ne dedik? Formül, form ve sadece Allah için değil mi? Yani bu kez yani seccade kapandıktan, dürüldükten sonra ama seccadenin dürülmeden önceki formuyla alakalı bigane, lakayit, Tabii ki, tabii. laubali bir tavrı görme ve orayı tahfif gibi bir risk. Yani bu sadece risk olarak diyorum. Tabii ki, tabii. Onun için meselelerde maalesef kavramların içinin boşaltıldığı, isteyenin istediği indi kanaatini asıl gibi derc etme zulmüne giriştiği günümüzde ne olduğuyla birlikte ne olmadığını da söyleme zorunluluğumuz Maalesef, vardır. evet. Bu söylemiş Yok olduğunuza bir maalesef. katkı Yok olur. estağfurullah hocam. Tabii, tabii. Teyit anlamında bir katkı Tabii ki hocam. olsun. Estağfurullah. Buyurun, buyurun. Ramazan ayı vesilesiyle dedik, mesela daha fazla muhasebe imkanı elde ettik elhamdülillah. Oruç bizlere cömertlik, tezkiye, tefekkür imkanı inşallah sağladı. İnşallah, inşallah. Dolayısıyla yoğunlaşan bu duygular vesilesiyle sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirme, tefekkür ile muhasebe yapma, hasılı tevbe ile yeniden dirilme fırsatı elde ettik. İşte Ramazan ayında bu konudaki duyarlılıklarımızı Ramazan sonrasında da sürdürme mükellefiyetimiz vardır. En azından aynı derecede olmasını bir fıtri insani gerçeklik olarak gerçekleştiremesek bile o yönde çaba ve gayretlerimizi canlı tutma zorunluluğumuz vardır. Ramazan ayında Kur'an ile olan yoğun irtibatımızı sonrasında da sürdürme gayretinde olma zorunluluğumuz bundandır. Keza Kur'an'a anlamı bilinmeden okunan bir mukabele kitabı olarak bakmamalıyız. Nasıl bir gerçek ise aynı şekilde bir ideolojinin manifestosu derecesinde de indirme hakkımız da Bu çok yoktur. önemli, evet. Ramazan sonrası Kur'an'la olan irtibatımızda bu bütünlüklerin tümü üzerinde derin muhasebe, tefekkür ve tedebbür yapma zorunluluğumuz vardır. Çok güzel. Malum din ve ideoloji farklı şeylerdir. Tabii ki. Belki kısmet farklı bir konuya arada değinmiş oldum. Din ve ideolojinin farklı şeyler olması kaynakları da onlara yaklaşım tarzlarını da apayrı kılmıştır. Kur'an'a fikirsel atıfta bulunmak için değil, hayat kaynağı olarak edep, adap ve hürmetle okuyup dinleyerek ve dahi anlamını, mesajını da hayata taşıyarak yani İslami bütüncül bir okuma ile yaklaşmak zorundayız. Bir mukabele ifadesinde muharref geleneği çağrıştıran anlamını bilmeden okuma zülü neyse onu fikirsel atıf nesnesi haline getirmek, ideolojik bir forum haline, bir manifestonun atıf kaynağı haline getirmek de aynı şekilde yanlıştır. Yanlış, evet. Bütün bunları muhasebe ederek, tefekkür ve tedbirle Ramazan'da olan külli duyarlılığımızı inşallah sizin de sorunuza konu Tabii ki, olduğu evet. üzere Ramazan sonrasında da sürdürmek zorundayız. Keza kulluk devam ediyor. Tabii. Hayat devam ediyorsa, yaşam devam ediyorsa kulluk devam ediyor. Kulluk ise hangi kriterler üzerinden devam etmesi malumdur. İnşallah hayatın her anı takva bilinciyle devam ederse ömrümüzün sonu da bayram olur. Cennet ile diye Amin dua edelim inşallah. inşallah. Hocam tabii ki çok konuşulacak konu var. Bazılarına
Belki değil, kısa değinerek geçebiliriz. Birkaç cümleyle geçebiliriz. Bazılarında tabii ki biraz aşmaya ihtiyacı hissedebilirsiniz ama Ramazan'ı konuşurken kitaptan, Kur'an'dan bahsetmemek tabii ki olmaz. Bu ama çok konuşulan, Müslümanların son dönemde hamdolsun biraz da daha fazla mesafe kat ettikleri bir konu olmasına rağmen yine ben sizin ağzınızdan, sizin dilinizden duymak istiyorum dinleyenlerimiz açısından da. Ramazan'a Eyvallah. neden Kur'an ayı diyoruz? Belki birkaç kısmen bir giriş yaptınız esasında hocam. Belki kısa bir iki açıklamayla böyle bir yol alabiliriz. Yeni ikinci bölümümüze yine böyle yol alabiliriz. Buyurun hocam. Eyvallah. Doğrusu bu ifadeyi ben farklı konferanslarda da, kitaplarda da kullandım ve genel olarak da kabul gören bir ifadedir. Başkalarının da kullanmış olduğu doğru bir ifade olduğunu düşünüyorum. Keza insanlığa rehber, alemlere rahmet olarak hakkı batıldan ayıran vahiy Ramazan ayında gönderilmeye başlanmıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Kur'an vahyiyle insanlıkla bu manada son kez irtibata geçmiştir. Sadece bu konu üzerinde bile saatlerce Tabii, konuşulabilecek tabii bir ki, tabii. derinliğe sahiptir. Yani Allah Azze ve Celle'nin varlığı var etmesinden varlığı murat ederek sonlandıracağı yeni bir aleme tekabül ettireceği süre içerisinde insanlıkla Kur'an vahyi vasıtasıyla Rabbimiz son kez irtibata geçmiştir. Hatem-ül Nebi olarak Hazreti Peygamber'i son peygamber olarak göndermiştir ve Kur'an'la birlikte inne dine indellahi İslam olarak bir hitam bulan vahiy süreci vardır. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde ayet-i kerimenin içindeki ifadeleri detaylandırdığımızda son derece manidar bir hususa rastlarız. Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlığa rehber olan hidayet, bu rehberliğin apaçık belgelerini taşıyan beyinat ve hakkı batıldan ayıran Furkan, Kur'an işte bu ayda indirilmiştir. İşte bundan ötürü biz bu aya Kur'an ayı demiş olmamız latif bir ifade olduğunu düşünüyorum. Keza Kur'an'ın Ramazan ayında gelmiş olması ve her Ramazan gecesi Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Peygamber'e gelerek Kur'an'ı okumaları, müzakere etmeleri, karşılıklı birbirlerine okumaları güzel bir örfün de kaynağı olmuştur değil mi? Yani Hazreti Peygamber'in hayatında da Ramazan ayında Kur'an'la haşir neşir olma tonunun çok daha yoğunlaştığını görüyoruz. Hocam, Farklı bir ifadeyle buyurun, yaşam, buyurun. izninizle şu Estağfurullah, cümleyle estağfurullah, buyurun hocam. şey diyeyim. Yaşam Ramazan ayında Kur'an'la bütün yönleriyle adeta formatlanıyor yeniden. Kur'an ayı, Kur'an'ı tekrarla dönüş ayıdır. Bu açıdan mesela ben Ramazan'ı adeta Kur'an'ın doğum ayı, vahyin inmeye başlaması itibariyle her yıl yeniden vahiy üzerinde tefekkür ve tedebbür etme, onu yaşama aktarmanın bir imkanı, bir uyarısı, bir farkındalık bilinçlenme ayı olarak düşünüyorum. Bundan ötürü tarihe kayıt düşmedir Kur'an'dan ötürü Ramazan ayı. Haliyle Ramazan orucu ve getirdikleri bir medeniyet olarak insanlık ailesine İslam'ın bırakmış olduğu bir ikramdır. Bu medeniyette Müslümanlar açısından teorisi olan bir pratiktir. Ve bu medeniyet Kur'an ile ziynetlenmiş olup Ramazan ayında inzal olmuştur. Evet. Burada malum meşhur oruç ayetinde, demin de bahsettiğiniz Bakara suresindeki meşhur oruç ayetinde kitabın üç temel özelliğine Rabbimiz vurgu yapıyor. Hüda vasfına, kitabın hüda vasfına, Furkan vasfına, beyinat vasfına vurgu yapıyor ve Ramazan ayı ki o içerisinde bu üç temel yani bizim için yol gösterici, rehber olan, hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırt eden ve bizim için açıklayıcı olan kitabın indirilmesine vurgu herhalde Ramazan'da özneye asıl hani asıl aktör olan Kur'an'a böyle bir işaret var diyebiliriz değil mi Eyvallah. hocam? Yani kısaca böyle bir katkı Yani anlamında ufak giriş. kesinlikle aynen o şekildedir. Yani insanın Kur'an'la olan irtibatının hangi düzlem üzerine Evet. olacağı, oradaki duyarlılığının, sorumluluk bilincinin beyinat olan, furkan olan Evet. Kur'an'la hayatına nasıl bir karşılık taşıması Nasıl gerektiği gerektiğini, evet. vurgulanan bir Çok güzel, husustur. çok güzel. Haklısınız. Ramazan hocam,
Kur'an'a giriş yaptık. Son dönemlerde yani şöyle söyleyebilirim. Şu kitabın şu insandan çektiğini herhalde başka bir şey çekmemiştir deyip böyle bir hani biraz esprili bir şekilde dile getirmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşımla alakalı insanlık istikrarlı bir dengeyi bir türlü tutturamadı. Yani sürekli Kur'an'ın yaklaşımına ciddi problemler ve ciddi sorunlar yaşayan bir kesim Müslümanlar. Bunu şu iki ilişkiyle birleştirerek sormak istiyorum. Açıkçası bu vesileyle dinleyenlerimize kitabınızla alakalı da kısa bir bilgi vereyim. Şu an kameradan da gösteriyorum. Bilgiden Bilince kitabı. Ramazan hocamızın hakikaten bugüne kadarki çalışmalarının ne diyelim toplandığı çok önemli bir eser. Burada da bu konularla alakalı müstakil bölümler var. Yeri gelmişken hatırlatayım. Hocam bu iki şeyi birleştirerek size tekrar sözü bırakmak istiyorum. Kur'an okunması, onunla ilişkimiz ne şekilde olmalıdır diye bir soru sorayım. Bir de yani şunun ikisini bir arada değerlendirebiliriz. Bir şeyin nasıl olması gerektiği malumunuz, nasıl olmaması gerektiği üzerinden de anlatılabilir. Siz kitabınızda açıkçası yanlış okuma biçimleriyle alakalı böyle bir maddeleriniz var. Böyle bir tespit, çok güzel tespitleriniz var. Yani nasıl okunamaz, nasıl yaklaşılırsa sorunlu olur. Ben yola çıkarak Kur'an'a nasıl yaklaşmamız gerektiğini nasıl özetleyebilirsin hocam? Buyurun. Şimdi söylemiş olduğunuz konu da demin yukarıda konuştuğumuz konuya benzer. Hakikaten müstakil bir sohbetin konusu olmakla birlikte program çerçevesinde söyleyebileceklerimi inşallah şöyle Tabii ki hocam. aktarmaya çalışayım. Şimdi öncelikli olarak bizim Kur'an'a yaklaşımda ciddi sorunlarımızın olduğu toplumların Kur'an'a yaklaşımda ciddi sorunların olduğu vakadır. Evet. Bu ilişkilerin ne şekilde olması gerektiği ise Allah'a hamd ediyoruz ki bu da malumdur. Burada sorun aslında haşa Kur'an'dan kaynaklanmadığı, Çok güzel. farklı bir takım saiklere göndermeler yaparak sorumluluktan kurtulamayacağımız malumdur, Evet. muhakkaktır. Evet. Burada sorun bizatihi yine insanın kendisidir. Evet. Burada bakış açısı üzerine şunu öncelikli olarak belirtmekte fayda mülahaza ediyorum. İlk kuşağın Kur'an algısındaki safiyet yitince sonraki kuşaklar bir takım ihtilaflara düştüler. Kur'an üzerinde oluşan ihtilafların asıl sebebi Kur'an'a Kur'ani olmayan tutumla yönelinmiş olunmasıdır. Bu ifade belki kitaba atıfta bulunduğunuz için Tabii, zikretmiş oluyor. tabii, tabii. Orada detaylı bir şekilde yetebildiğim kadarıyla izah ettiğimi düşünüyorum. Kur'an üzerinde oluşan ihtilafların asıl sebebi Kur'an'a Kur'ani olmayan tutumla yönelinmiş olunmasıdır. Vahiy ile gelen mesaj tam ve doğru bir şekilde anlamanın imkanı vahyi kendi hakikati gerçekliği içerisinde kabul etmek. Yani öncelikle vahye iman etmekle mümkündür. Siz vahyi bir iman konusu değil, vahyi daha farklı bir araçsallaştırmanın konusu, iknanın konusu veya daha farklı fırka, çevre, cemaat ne bileyim her neyse onu teyit etmenin konusu kılarsanız burada baştan bir sapma içerisine girilmiş olur. Bu açıdan vahye iman etmek ile Kur'an'ın öncelikli olarak anlaşılabileceği hakikati bize vahyin bilgiden önce imanın konusu olduğunu gösterir. Nitekim Çok Kur'an'a güzel. yaklaşımda Kur'ani olmayan tavırların ilhadi düşünceleri beslediği malumdur. Hocam bu son söylediğiniz çok arada kaçmasını istiyorum. Vahye yaklaşım Kur'an'a bilgiden ziyade. yaklaşımda Evet, bir daha almak. Buyurun. Kur'ani, evet, Kur'an'a yaklaşımda Kur'ani olmayan tavırların ilhadi düşünceleri beslediği malumdur. Evet. O halde biz Kur'an'a yaklaşımda her halükarda Kur'ani olmayan tutumlardan teberrih etmek, Çok güzel. uzak Evet. durmak Evet. zorundayız. Evet. Bu ifadenin içinin doldurulması gerektiğinin farkında olan biri olarak Tabii, söylüyorum. tabii ki. Kur'an'a yaklaşımdaki sapmalar, Kur'an'ı kendisine uyulan olmaktan çıkartıp uydurulan olarak konumlandırma şeklinde maalesef olabildiği gibi gönderiliş amacı dışında
ona daha farklı beşeri beklentileri karşılayacak amaçlar yükleme şeklinde de olmuştur. Bu tarih içerisinde vakadır. Bu hallerden teberri etme zorunluluğu vardır. O halde Kur'an'a yaklaşımda her halükarda Kur'an'ın bir hakikat olarak kendisini nasıl tarif ettiği, kendisinin muhataplarından neyi beklediği ve nasıl yapılması gerektiğini doğru okumak ve Kur'an'a uyumakla mükellef olduğumuzu, onu kendimize uydurmak gibi bir zür ve ihanete kalkışmamamız gerektiğini Kur'an bizatihi vurgular. Hocam, bu son söylediğinizden yola çıkarak şöyle bir hata yapılıyor genel itibariyle. Şöyle bir dönem vardı, siz daha iyi bilirsiniz bu konuda. 70'li 80'li yıllara kadar malum Kur'an'la irtibatı kopuk, dokunma çarpar, cız veya bir gayb kitabı, bir fal kitabı, bir büyü kitabı, bir mezarlık kitabı muamelesi yapılan, malum sürekli kullandığımız kalın kılıflar içerisinde yatak odamızın, karyolamızın başına astığımız, öpüp koyduğumuz bir kitap formundan, elhamdülillah burayı açtık. Yani Kur'an'ı anlayamayız. Sen kimsin ki anlayacaksın? Kur'an bu amaçla o gelmemiştir ki modundan Kur'an'daki İslam, Kur'an İslam'ı noktasına geldik. Demin ki bahsettiğiniz ibareden yola çıkarak hocam bir geçiş yapmak istiyorum. Şöyle bir noktaya geldik. Adeta Rabbim bizden ne istiyor? Allah bize ne diyor? Kur'an bize ne anlatmaya çalışıyor? İhtiyacını elde edeceğimize, bu ihtiyacı arayacağımıza kendi isteklerimizi, kendi düşüncelerimizi Allah'a haşa teyit ettirme, konuşturma, yani ayetleri kendi düşüncelerimize göre konuşturma hatasına doğru bir geçiş noktasına geldik. Her yapı, her ekol, her cemaat, her topluluk, her fraksiyon kendi usulüne, kendi durduğu yere, kendi eylemlerini, amellerini destekletici bir argüman olarak kitaba başvurmaya başladı. Bu büyük bir zulümdür hocam. Yani bu çerçevede sizin son cümleniz bununla alakalı olduğu için hocam konuyu buraya getirdim. Yani bu cüretkar bir yaklaşım hocam. Bu işin dengesi nedir? Bir de bu tür ifsad edici yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu söylemiş olduğunuz gerçekten maalesef bu toplumun gerçeğidir. Evet. Yani vakası anlamında gerçeğidir. Ben direkt olarak o söylemiş olduğunuza gelmeden yukarıdaki cevapla bir iki konuyu daha tabii değinerek ki, oraya gelmeyi doğru buldum. Tabii ki buyurun. Şimdi burada ister batini, mistik, buna muharref gelenekte diyebiliriz. İsterse modern talepler doğrultusunda Allah'ın kelamını restorasyona tabi tutmaya kalkan ve dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sünnetini tahrif ve tahkir hadsizliğine yeltenen okumalar olsun. Evet. Bu yanlışların tümü doğruyu ortadan kaldırma çabası içindedir. Bunları doğruya tabi olma, hakikate, nebevi yola tabi olmanın dışında bir heva ve heves doğrultusunda savrulma, sürüklenme, belki de kastı mahsusla tercih vardır. Bunlardan kurtulabilmenin yolu, Müslüman açısından o yanlışlıkların yanlışını saymış olmak bitmeyeceğine göre, biz doğrunun ne olduğunu bilerek meseleye bakmak sürekli zorundayız. Eleştirerek değil, hakikati göstererek. Eyvallah. Evet. Mesela İmam Malik radıyallahu anh'ın bu konuda veciz ifadesi sadra şifa olan bir ifadedir. Ne diyor İmam Malik? Bu ümmetin hali ancak evvelkilerin ıslah olduğuyla ıslah olunur. Şüphe yok ki ümmetin ilk kuşağı ve en hayırlısı olan ashab kitaba ve sünnete sarılıyorlardı. Bugün de yapılması gereken o yanlış ifsadi okumalardan teberri etmenin yolu, bugün de yapılması gereken aynı şeydir. Kur'an'ı kendisine uyulan olmaktan çıkartıp bireysel ve toplumsal savrulmalar doğrultusunda uyduran olarak konumlandırılmak veya konumlandırılmış olması, en çok okunan kitap olduğu halde maalesef en az anlaşılan hayat kitabı edinilen bir kitap haline dönüştürülmüş olmasından uzaklaşmak, kitabın vahiy, kelam-ı ilahi ve onun bir iman konusu olduğunu bilmek ve sahabe-i kiramın, selef-i salihinin ona yaklaştığı gibi yaklaşma zorunluluğu vardır. Evet. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala bizim bütün insanlığa
ileride ondan sorumlu tutulacaksınız, hesaba çekileceksiniz diye Çok güzel. buyurmaktadır. Evet. Kulluğun hayat imtihanının sınav kitabı olan Kur'an, fırkaların, indi kanaatlerin teyit nesnesi haline dönüştürülmüşse, burada hakkını gözeterek gereği gibi okumanın da fevkinde bir haddini bilmezlik vardır kanaatindeyim. Hasılı üzerinde durulması gereken nokta, Kur'an'ın hakkını gözetilerek gereği gibi okunması ve Hazreti Peygamber'in sünnetinin Kur'an'ın öncelikli müfessiri olduğunu bilinme sorumluluğunun taşınmasıdır kanaatindeyim. Evet. Hocam, bu bölümü müsaade ederseniz çok tabii ki kavramsal izahatlere ihtiyaç kalmadan ama bir 5T formülü yapmışsınız. Yani 5T formülü. En azından böyle kısa birer cümle tanımlarla, yani çok öz cümlelerle, yani tedebbür, tezekkür, tefekkür, teakkül, tefekkür diyorsunuz. Yani Kur'an anlaşılmasa bu 5T formülü böyle çok kısa birer cümleyle dinleyenlere aktarabilir misiniz hocam? Eyvallah. Şimdi Hamza Bey, bu söylemiş olduğumuz ifadeler Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an yazmışında mükerrer olarak bizim dikkatimizi çektiği ifadelerdir. Efele te'kilûn sadedinde. En çok bilinenlerinde. Kur'an'da bu konuda birçok ayet-i kerime vardır. Bu okuma biçimini ben bilinciye taşıma olarak diyorum. Yani hakkını gözeterek okumaya, tedebbür etme, tezekkür, tefekkür, taakkul, tefekkuh ederek okumuş olma, hakkını gözeterek okumadır. Çok güzel, evet. Bu bir meseleyi bilince taşımadır. Farkında olarak, sahiplenerek, bu okuma bilginin emanetçisi değil, bizatihi sahibi, mükellefi hassasiyetiyle okumadır. Keza Kur'an kendisinin beşer sözü olmayıp Allah'ın sözü olduğunu bildirir ve üzerinde tedebbür etmemizi ister. Birçok ayette. Evet. Ayrıca Rabbimiz ayetleri üzerinde tefekkür etmemizi, tezekkür, taakkul, tefakkuh etmemizi mükerrer ayetlerle bize emreder. Buradaki çağrı anlamaya, şuur içinde olmaya davettir. İşte bu çağrılar insandaki tefekkür ve akletme potansiyelini açığa çıkarmaya dairdir. Evet. Nitekim akletmeyen kalplerin paslandığını, paslanacağını Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i celilede bize buyururken, uyarıda bulunurken talebin de neye yönelik olduğunu bir anlamda beyan buyurmuş olur. İzin verirseniz bu konuyu geçmeden aslında bir inceliği bununla ilintilendirebileceğim, aklıma geleni paylaşmak tabii istiyorum. Buyurun, buyurun, öyle şey yapalım. Buyurun. Mesela dinde fıkıh, ahkamda fıkha öncelik arz eder ifadesini çokça tekrarladığımı düşünüyorum kitapta. Müslümanların bugünü doğru yaşayabilmeleri için dünü doğru okumaları gerekir. Bu malumun ilhamın evinden bir şeydir. Ancak kendi tarihlerine yeniden dönmeleri, kendi tarihi ve entelektüel birikimleriyle yüzleşme zorunluluğu Kur'an ile, sünnet-i seniyye ile sahici bir düzlemde yeniden hemhal olma zorunluluğudur. Müslümanlar hayatı, çağı ve olayları doğru okumanın yolu sorunlarla yüzleşmelerinden geçtiğini bilmekle mükelleftirler. Kur'an'a ve hayata yabancılaşan Müslüman aklı maalesef bu krizi aşamıyor. Müslüman aklının vahyin aydınlığında yeniden inşaya ihtiyacı olduğunu tekrarla vurgulama zarureti vardır. Çünkü ümmetin büyük sorununun burada olduğunu ben düşünüyorum. Bakın Allah Subhanahu ve Teala وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا diye buyurduğu halde ümmet coğrafyasının, ümmetin içinde bulunduğu hali pür melali ortadadır. Bütün bunlar ümmetin büyük sorununu aşma noktasında tabiri caizse sınıfta kaldığımızdandır. Aslı burada çözüm fıkh etme sorunuyla doğrudan alakalıdır. Bu da yukarıda zikretmiş olduğunuz kavramlarla ilgilidir. Bunun için Kur'an'ı doğru anlamak zorundayız. Bunu gerçekleştirmenin imkanı fıkıh bilmekten ziyade fıkh etmektedir. Gerekli ve de öncelikli fıkıh dinde fıkıhtır. İmam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın tanımlaması burada meseleyi izaha gerek koymayacak ufuk açıcıdır. İmam Ebu Hanife dinde fıkıh, ahkamda fıkıhtan daha üstündür der.
İşte yukarıdaki Kur'an terimlerine, belki tefsiriye şeklinde olan bu izah, bizim neden bunlara muhtaç olduğumuzu ve bu gerekliliğin de gereklilikten ziyade hatta zorunluluğun içtihadi hassasiyet, tecdit ruhunun canlı tutulmasıyla temin edilebileceğini bize inşallah hatırlatır diye, uyarır diye ümit ediyorum. Allah razı olsun. Tamam. Hocam programın yarısını doldurduk. Bir dakikalık kısa bir nefes alalım, ara verelim. Bir dakikalık aradan sonra ikinci bölümde inşallah devam edelim. Eyvallah. Akmer, inanç sorunlarının, şirkin, sorumsuzluğun ayyuka çıktığı, haramlar ile helallerin birbirine karıştığı, ahlak ve edep yoksunlarının fütursuzca çığlıklar attığı günümüzde, doğru bir inancın, adil bir duruşun, iffetin, cömertliğin, saygının şahitleri olabilmeyi hedefledi. Bu mücadele sürecinde şehrin en uzak yerinden gelen adamın görevi kimseye bırakmayan, kimseden beklemeyen, kendini feda eden tavrı örnek alındı. Allah'ın yardımı ve Resulünün önümüze serdiği işaretlerin vesilesiyle Aksa İlim ve Davet Merkezi adıyla çalışma alanını genişleten Akmer, İslami kimliğin bir gereği olarak yakıtı İnsanlar ve taşlar olan ateşten neslimizi korumanın derdini hissetmektedir. Evet, yeniden Bismillah diyelim. Hocamızdan hakikaten Ramazan, Kur'an üzerine dolu dolu bir söyleşimiz, hasbihalimiz gerçekleşiyor. Elhamdülillah gecemizi inşallah bu anlamda istifade ederek ihya etmeye çalışıyoruz. Şimdi ikinci bölümde biraz daha Müslüman kimlik, İslami kimlik, İslami şahsiyet üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Ama hocama demin aradan önce sorduğum bir soru vardı. Hocamız onunla alakalı somut bir iki örnek, izahat yapacak. Ondan sonra inşallah üçüncü bölümle alakalı Müslüman kimliğin nasıl olması gerektiği ile alakalı bir tanıma geçeceğiz inşallah. Hocam ilk bölümde Kur'an'ı anlayamayızdan Kur'an'daki İslam, Kur'an İslam noktasına geldik demiştim. Onunla alakalı somut bir iki izahat sizden alabilir miyiz hocam? Ondan sonra diğer soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar şunu dikkatten uzak tutmak lüksüne sahip değiliz. Maalesef kullanılan kavramlardan ziyade o kavram ile neyin kastedildiği çok daha bugün dikkate şayan tutulmalıdır. Yani işte Kur'an deniliyor, Kur'an'daki İslam deniliyor, Kur'an İslamı deniliyor veya sünnet İslamı deniliyor. Buradaki bu ifadelerin hiçbirisi yanlış değildir ve hiçbirisi aklı selim bir Müslümanın ifade olarak reddetme gibi bir hakkı yoktur. Evet. Lakin o kavramdan ziyade o kavram ile kastedilenlere gelince çoğu zaman içerisinin çok da İslami olmayan, Kur'an'ı olmayan bir takım sıkıntılarla mağlul olduğunu görüyoruz. Evet. Şurayı unutmamamız lazım. Sapmalar tarihteki muharref izleri taşırlar. Müslümanlar devam ede gelen şu zafiyetten özellikle kurtulmalıdırlar. Kur'an her fırkanın kendi anlayışına, farklı batın din algılarının tehlilerine göre okunup anlaşılacak bir kitap değildir. Vahiy belli sınırlara mahpus edilmemesi gereken, bütün çağlara hitabın şimdiki zamanda okunup anlaşılması ve yaşanması gereken bir rahmettir. Hakkın ölçüsü ne zaman ne de mekanla şahısların indi kanaatleriyle ortaya koydukları görüşleri göstermez, işaret etmez. Hakkın ölçüsü bizatihi Kur'an'da bildirilen ilke ve prensiplerdir. Evet. Farklı anlayışların yanlışından arınmanın imkanı da hakemi de yine Kur'an'ın kendisidir ve bizatihi Kur'an-ı Azmuşan'ı hayat olarak yaşamını aktaran ve bizlere din olarak bırakan
Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Burada iki sapma olarak sizin sınıflandırdığınız güruhlar aslında ortak bir paydada buluşmaktadırlar. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle gençler için. İki sapma aslında ortak bir paydada buluşuyorlar. Nedir? Kur'an'ı anlayamayı söyleyenler de, Kur'an İslam'ı diyenler de, kelam-ı ilahinin tabiatını göz ardı ederek kelam-ı beşeri derikesine indirmek sevdasındadırlar. Ya anlayamayız diyerek vahyin gerekli gördüğü emirlerin yükümlülüğünden kurtulmak, indi, mistik bir takım hezeyanların nesnesi haline getirmek ya da Allah'a kasıt dayatarak Allah'tan daha iyi manalar çıkarma hadsizliği. Neticede Hazreti Peygamber'e verilmeyen, vermedikleri yetkiyi kendilerine layık gören, hevalarını ilah edinen zümreler oluşmaktadır. Hasılı bunların tümünü Kur'an-ı Azmuşan yine bize beyan etmektedir. Estağfirullah. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَيْزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُنْ عَلَيْهُ وَكِيلًا. Kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Ardından gelen ifade çok daha manidar ve tehditkardır. Şimdi ona karşı sen mi vekili olacaksın? Heva ve hevese uymak, Allah'a ortak koşmanın yani şirkin aslını teşkil eder. İnsanın hevası doğrultusunda delil bulma gayreti, Allah'ın kelamına uymayıp Allah'ın kelamını kendine uydurma, evet. Hazreti Peygamber'in sünnetine uymayıp kendi indi kanaatlerini ona sünnet diye dayatma, evet. Dün olduğu gibi bugünkü sapkınlıklarında özünü oluşturmaktadır. Evet. Burayla bu kadarla yetinmek istiyorum konuyu da. Çok güzel, çok güzel hocam. Burada ama şu satır arasında kaynamasını istemiyorum. Kur'an'ı anlayamayız diyenlerle Kur'an'a kendilerini konuşturtanlar ortak vasfının esasında Kur'an'ın kula yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek istemeyen bir kesim olduğundan bahsettiniz. İki kesim yani de ortak paydası, paydaları evet. Hamza Bey, ortak paydaları ameli yükümlülüklerden kaçınmak. Çok güzel. Sorumluluktan altına giremiyor. Evet. Başka bir yolu yok. Çok güzel hocam. Birisi mistik anlaşılmaz diyerek kurtuluyor. Anlaşılmaz diyerek kurtuluyor. Evet, öbürü de anlaşılır derken anlaşılmaz kılarak kendisini merkeze koyuyor. Çok güzel hocam. Allah'a vermediği yetkiyi çok güzel, Allah böyle demiştir diyerek bu kastedilmiştir diyerek tarihselci Heyula gibi Allah'a vermediği yetkiyi kendisine almak veya Hazreti Peygamber'e vermediği tefsir etme, yaşama, açıklama, tebliğ ile birlikte tebyin yetkisini kendisine alma hadsizliğiyle aslında karşıtıyla aynı ortak paydaya sahiptirler ki ameli yükümlülüklerden kaçmanın farklı bir formu olduğu kanaat. Çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun. Hocam vaktimizi de ekonomik kullanmak açısından kimlik çok önemli. Kimlik bizi toplumda yeryüzünde var eden, tanımlayan inancımızı, düşüncemizi, şahsiyetimizi, duruşumuzu, tavrımızı belirleyen bir özellik, bir nesne. Peki bir Müslümanın en belirgin öncelikle üst kimlik, alt kimlik diye bir ara konuşulmuştu. Üst kimliği olan İslam kimliği neleri barındırmalıdır? Yani Müslüman kimlik nasıl olmalıdır diye bir soruyla başlamak istiyorum. Bu soruyu da belki destek olmak, bir açılım sağlamak açısından Müslüman karakterini, Müslüman kimliğinin en temel duruşu, demin siz sohbetin en başında bahsettiniz, malumunuz tevhid inancıdır, malumunuz. Bütün peygamberler tağuta, cahiliyeye, tuğyana karşı bir la demek, reddetmek, uzak durmak, cahiliyeden ayrışmak ve onun boşalttığı alana sadece ve illallah diye Rabbimizin değerlerini, hükümlerini, ölçüsünü boyun eğmek, tabi olmak, teslim olmak, tasdik etmek üzere gönderilmişlerdir. Esasında İslami kimliğin temelinde cahiliyeden, tuğyandan, ifsattan arınma ve uzaklaşma ile oluşturulmaya başlandığını belki söyleyebiliriz. Bu açıdan başlayarak, yani İslami kimliğin en temel vasfı sağlıklı bir reddediştir. Cahiliyeyi reddediştir diyerek nasıl içini doldurabiliriz? Müslüman kimlik tevhid akidesinin, tevhid inancının
biçimlendirdiği bir Müslüman kimlik nasıl olmalıdır hocam? Buyurun. Evet, ben izninizle şu ayrıcı bırakarak devam etmek istiyorum. Şimdi biz İslami ıstılahı kullanmakla mükellefiz. Başka jargonlara, alt üst kimlik vesaire tanımlamaları üzerinden dahi şeylere ne tevessül ne ihtiyacımız yok. Müslüman kimlik, İslami kimlik üzerinden Rabbimiz Azze ve Celle bize genel açık beyanları zaten bildirmiştir. Şuradan başlamamız belki konuyu açıklamamız, anlamamız açısından faydalı olur diye ümit ediyorum. Çağımızda insanlığın içinde bulunduğu en tehlikeli fitne, din Allah'ın, hayat ise kişinin kendisinin olduğu düşüncesidir. Burada dikkat edecek olursak bir bölünmüş bilince, çok kimlikliliğe atıf vardır. Bu sonuca insanlığın anlamdan uzaklaşıp büyük kopuş yaşaması ile gelindi maalesef. Burada reddedilmesi gereken sorunlu laik anlayış, yani günümüze bakan yüzüyle topyekün cahiliye, bir yönüyle dine yüklenen çarpık anlamdan kaynaklanıyor. Ben buna Dini Doğru Anlamak kitabından kök sorun, kök cevap muvacihesinde dikkat çekmeye çalışmışım. Bölünmüş bilinçle kimliklerin harmanlandığı bir düşünce olarak dine bakış İslami olamaz. Kişi ya İslam'dır ya değildir. Renklerin ortası, tonu olabilir ancak inancın ortalaması, ortası olamaz. İslami kimlik bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere dinin Allah'a has kılındığı, kulluğun Allah ile birlikte başkalarına bölüştürülmediği bir kimliği temsil eder. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede Estaizu billah قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ ve umirtu liyen ekune evvelen muslimin diyerek bize umirtu emrolunma şeklinde dini yalnızca ona halis kılmak ve ancak ona Allah'a azze ve celle ibadet etmekle emrolunduğumuzu bize bildiriyor. Resulün şahsında bütün insanlığa. Ve umirtu liyen ekune evvelen muslimin ve muhakkak ki ben Müslümanların ilki olmakla da emrolundu deniliyor. Ve hakeza Kur'an'da zaten Allah bize Müslüman adını veriyor. O halde bizim İslami kimliğimizin başı ve sonu her halükarda Allah'a teslim olmaktır. La ilahe illallah hakikatini mahfuz, redlerin ve kabullerin içerisinde mevcut olmuş olduğu, adımızı Allah'ın bıraktığı, emrolunmakla mükellef olduğumuz Allah'ın dinidir. Bunun dışında başka bir açıklamaya gitmiş olmanın aslında zayid olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam peki demin esasında alt kimlik, üst kimlik gibi ifadelere ihtiyaç olmadan bahsettiniz. Çok önemliydi. Müslüman kimlik başına ve sonuna bazı ideolojik eklemlemelerle kendini ifade eden bireyleri son zamanlarda görmeye başladık. Yani bir takım beşeri ideolojilerle İslam kavramları iç içe geçmeye başladı. Yani sosyalist evet. Müslüman kimlik. Kendini tanımlarken milliyetçi hı-hı. Müslüman kimlik, demokrat Müslüman kimlik, laik hatta laik Müslüman, laiklikle Müslümanlığı doğru. Barıştıran bir kimlik. Son dönemlerde özellikle kurucu ideolojiyle, Cumhuriyet'in kurucu ideolojisiyle barıştıran, daha o noktaya da gelindi bir kimlik noktasına doğru bir geçiş var hocam. Şimdi bu yozlaşmayı bu erozyonu nasıl aşabiliriz hocam? Şimdi belki bunların içerisinde en masum gözüken ve fakat en tehlikelisi muhafazakar Müslümandır evet, bence. Evet. Neyin muhafazası? Çok iyi. Muhafaza olunan ney? İşte antikapitalist, evet. Demokrat, evet. Laik, vesaire. Evet. Hatta burada mazur görün ben işte tevhidi Müslüman ifadesini dahi tabii yanlış. Tabii ki hocam. Yok, tabii ki. Ben bunu belki hatırlarsanız farklı bir konferansta da söylemiştim. Evet. Yani burada tabii ki tevhidi Müslüman denilirken orada kastedilenin bir art niyet taşımadığı ve aslında filtre edilmiş İslami tabii hassasiyetleri ki. Olan naslara matuf bir düşünceyi temsil edenler olduğunda tereddüdüm yoktur. Yani şu puslu ortamda belki ayrıştırmak için mecburen kullanılıyor ama gerek fakat yok. Fakat evet. O
beraberinde evet. farklı bir takım okumaları, soruları da getirir. Tevhidi olmayan Müslüman da Müslüman da mı olur? Çok güzel, harika tabii. Onun için burada biz yine kök sorun, kök cevap muvacihesinde meseleye bakmakta yükümlüyüz. Onun da şöyle olduğunu düşünüyorum. İslam'ın öncelikli hedefi sağlam bir inanç sistemi oluşturmaktır. Evet. Sağlam inanç sisteminin özü tevhid akidesidir. Hayat tevhid ile gerçek anlamını bulur. Beşer İslamlaştıkça insanlaşır diyoruz değil mi? Ve insan nisyan ile malul ünsiyetle maruftur. O halde tasavvuratın her an yeniden vahyin rehberliğinde terbiyeye, ıslah ve inşaya ihtiyacı vardır. Bugün de Müslüman kimliği aşındıran sebeplerin bilinmesi için Kur'an'a dönük farklı yaklaşımların bilinme zarureti vardır. Yani cahiliyenin bilinme zarureti vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tanımıyla İslam'da cahiliyeyi bilmeyenler olunca İslam'ın düğmeleri teker teker çözülür. İslami olanlar bid'at ve hurafe, bid'at ve hurafe ve sapkınlıklar ise İslam diye addedilmiş olur. Nihayetinde bugünkü çoğu muhafazakar dindarlık denilen içerisinde bu yok mudur? İşte o halde cahiliyeyi bilme zarureti Kur'an'a dönük yanlış yaklaşım durumlarının bilinme zarureti öncelik arz ediyor burada. Bu da Allah tasavvuru bozulursa ardı sıra bütün tasavvurların da bozulacağı hassasiyetini bizim canlı tutmamız gerektiğini gösteriyor. Tarih boyunca doğru bir Allah tasavvuru ne zaman ki bozulmuşsa ardından farklı tasavvurların bozulması kaçınılmaz olmuştur. Bundan ötürü Müslüman kimliğin inşasındaki yol işaretlerine ve oldum olası kaygısını duyduğum kişilikteki zafiyetleri Müslüman kimliğe tırnak içinde ifade etmiş olayım. Müslüman kimliğe sirayet ettirme risklerine yönelik hep dikkat çekmişimdir. Bu nedir? Belki akılda kalması açısından bilgi ile bilinci mezceden bir farkındalığa ihtiyaç vardır. Bilginin hamalı değil, bilinç ile mezceden bir farkındalık. Evet. İlmi ile amil bir tutarlılık üzerinde olunma zorunluluğu vardır. Evet. Nitekim Allah subhanahu ve teala illellezine amenu ve amilus salihat diye Kur'an-ı Azimuşşan'da mükerrer olarak bize amelin, salih amelin imanla birlikte zikredildiğini bildirir. Evet. Ve üçüncüsü kişiliğiyle mahfuz, kimliğiyle makbul bir örneklik. Yani ne kişilikteki gerçekliğin inkarı insani form olarak ne de kimliğin izzetinin makbuliyeti göz ardı edilmeden bir bütünlük içerisinde bakmak, ele alma zorunluluğu vardır. Bütün bunlar Müslümanlar açısından tasavvurun her an ve yeniden vahyin ekseninde inşası zorunluluğunu getiriyor. Burada zorunluluğun üzerinden yürütüleceği nirengi noktası bizatihi tevhiddir. Keza tevhid yine ısrarla bir kavramsallaştırmaya taşımaya çalıştığım bir ifade. Tevhid eşyayı ait olduğu yere koymadır ve tecellisi adalettir. Tevhidsiz adalet merduttur. Ona adalet denmez. Ona kurumsal konsensüsle, yasal müeyyidelerle varılan sonuç denilir ancak. Onun için tevhid eşyaya ait olduğu yere koyma ise tecellisi adalettir ve adalet de ancak tevhid üzere kaim olur. Bunun aksi zulümdür, şirktir. Bu anlamda şirk ilahi rızadan uzaklaşma, dengesizliğe yani adaletten sapmaya varan her iştir. Evet, belki şu ifadeyi de paylaşmakta güncele dair taşıdığınız için fayda mülahaza ediyorum. Bu tespiti burada yinelemekte fayda gördüğüm husus şu, Hamza Bey. Bugün çoğu insanın yaşadığı asıl sorun, yukarıdan bahsetmiş olduğunuz bir takım durumlara atfen diyorum. Birçok insanın yaşadığı asıl sorun, siyasi istikametsizlikten önce varlık hakkında doğru tasavvur ve tefekkür yoksulluğudur. Düşüncede netleşmemiş insanların söylemlerinde tutarlılık, siyasetlerinde istikamet beklenemez. Demek istediğim siyasi istikametsizlik aslında bir tasavvur sorunudur ve Müslüman kimlik bu zemininde takkesini karşısına koyup düşünmek zorundadır, temin etmek açısından. Çünkü zemin kayarsa üzerindekiler zaten kayar.
doğru bir tasavvura da doğru bir yönelimle varılabilir. Neyi kastediyorum burada? Kevni ve münzel ayetlerin birlikte okunmasından, Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam'ın rehber, örnek, lider olarak sünnetinin yaşam tarzı olarak ele alınmasına ve gereklerinin yerine getirilmesine varan bir doğru çizgiyi kastediyorum. Yahudi ve Hristiyanların hayatlarında olan bu konuda aslında bizim için çok manidardır. Nitekim Kur'an, Yahudileri ahireti bırakıp dünyaya müşrik olmakla saptıklarını bildirir değil mi? Dünyevileştirmeleriyle. Hristiyanları ise üzerlerine farz olunmadığı halde ruhbanileşerek bu kez dünyayı ıskalamakla tarif edilirler. Ama İslam, el-hayatü dünya eddarül ahire bütünlüğü tasavvuru içerisinde bir bütünlüklü tasavvuru öngörür ve İslami kimliği de Müslüman kimliğin inşasını da bu el-hayatü dünya eddarül ahire bütünlüğü içerisinde bizlere telkin eder. Hocam, söyleşimizin açıkçası son 15 dakikasını, 10-15 dakikasını kitabınızın ana omurgası olan kayıp halka olarak ifade ettiğimiz ahlak kısmına ayırmak istiyorum. Belki ama Müslüman kimlik bölümüyle alakalı, belki de bu da ahlakla alakalı bir sorun. Müslümanların son dönemde iktidarla, güçle, parayla, servetle, konforla olan imtihanları, yani dünyevileşme ile alakalı ciddi sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Dünyevileşme, yani Müslümanlar parayla, güçle, makamla imtihanlarını şu anda bir kaybetmiş halde gözüküyorlar. Bu kendilerine birçok sorumluluğu, mesuliyeti, vazifelerini, görevlerini unutturan, erteleten, ihmal ettiren, hatta iptal ettiren bir noktaya ulaştı. Yani takva yoksulluk zamanında varmış. Takva parayı bulana kadarmış diye de bir ifade vardır. Şimdi belki ahlak konusuna da, çünkü bu da bir ahlak sorunu, bu da bir ahlak problemidir. Hani bu dünyevileşme problemiyle hocam bu dördüncü ve son bölüme geçiş yapalım. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının Kur'an olduğunu beyan ediyor. Siz Kur'an okumaz mısınız? Okuruz. Onun ahlakı Kur'an'dı der. Bu açıdan Veda hutbesinde de bize belirtildiği üzere size iki emanet bırakıyorum. Biri kitaptır, Kur'an'dır, vahidir. İkincisi ise o kitabın rehberliğini, örnekliğini, öğretmenliğini, yaşantısıyla, pratiğiyle bize nasıl tatbik edilebilirliğini birebir hayatıyla gösteren peygamberin örnekliğidir. Yani sünnet dediğimiz olgudur. Yani onun ahlakı, onun davranışları, onun tavrı, onun duruşudur. Bu açıdan hocam siz tabii kitabınıza kayıp halka ahlak diyorsunuz. Önce ahlak diyorsunuz. Belki bu soruya cevabı dünyevileşme zaafımızla birleştirerek hocam bir giriş yapmak isterim. Niçin önce ahlak dediniz? Neden ahlakı Müslümanların mitik halkası, kayıp halkası olarak görüyorsunuz? Eyvallah. Ben Hamza Bey, izninizle yine o söylemiş olduğunuz bu soru öncesindeki konuya bir değiniyle buraya şey edeyim. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Yani cahiliye birçok kavramın içinin boşaltılıp anlam erozyonuna uğratıldığı gibi maalesef cahiliye de bizim mahallede en çok kullanılan ve fakat üzülerek söylüyorum çok az farkında olunan kavramlardan birisidir. Evet. Çünkü cahiliye bir bilgisizlik, bir cehalet karşılığından ziyade bir hilimsizlik ve Allah'ın razı olmadığı hali izah eder Kur'an-ı Azimuşşan'da. Allah'ın hükmünün dışındaki her hal cahiliyedir. Kişinin imandan önceki hali cahiliyedir. Kapının eşiği öncesi ve sonrası olarak cahiliye ve İslam olarak sahabe-i kiram tarafından tefsir edilir, tavsif edilir. Şimdi cahiliyeyi bu anlamda günümüze indirgediğimizde ben iki sac ayağı üzerine daha somutlaştığını görüyorum. Birisi dünyevileşme ise bir diğeri bireyselleşmedir. Evet. Dünyevileşme aslında fakirliğe mukabil zenginleşmek değildir. Dünyevileşmek
Allah yokmuş gibi yaşamak, heva ve heves ekseninde hayat bu dünya hayatından ibarettir diyerek haz, tutku ekseninde yaşamak ve kendini merkeze almaktır. Yani bu çok acı verici bir cümle oldu. Çok acı verici bir cümle oldu. Bir diğeri ise bireyselleşmedir. Bireyselleşme ise aslında yine insanın egosentrik bir ben merkezci yaklaşımla kendisini merkeze alması, haz odaklı, heva odaklı, varsa yoksa ben, narsist bir yaklaşım, bir psikolojiye düşer olmuş hastalıklı bir ruh yapısı. Hocam son yazdığım yazıda her bir birey küçük birer tanrı olmuşlar diye bir ibare kullanmıştım. Bu tanrıyı bilerek kullanmıştım. Yani kendilerini her şeye vakıf, her şeye muktedir, sorgulanmaz gibi gören bir tipoloji üredi hocam etrafımızda. Oysa ki Kur'an yazmışan bize Estaizu billah vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun diye bir terbiyeyi de öğretir değil mi? Şimdi burada biz dünyevileşme ve bireyselleşmeyi modern döneme ait iki kavram olarak zikrettiysek de aslında Kur'an yazmışan da evvel emirde şeytan aleyhillanenin iblisin Adem aleyhisselamla olan konuşmasında, münazarasında dünyevileşmenin ve bireyselleşmenin parametrelerini görüyoruz. Konu buradan gelen bir kök sorun konusudur ve cevabı da dünyevileşmeye mukabil olarak ahiret bilinci, yakini bir ahiret bilinci. Evet. O iman edenler ki ahirete yakinen inanırlar diyor. İkincisi ise bireyselleşmeye mukabil bir ümmet bilincidir. Sohbetin başında bölünmeyle, parçalanmayla ilgili ümmetin hali pürmelalinden bahsetmiştik. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Uyarısına konu olan bir hal bugün bireyselleşme zilletine adeta bir haykırış, bir cevap, bir la demektir değil mi? Evet. Haliyle dünyevileşme ve bireyselleşme bugün bizim yaşamış olduğumuz kimlik erozyonunun neticesidir. Fakat burada bir milat biçerek işte malla mülkle tanıştıktan, iktidarla buluştuktan sonra tasnifine, kategorizasyonuna da ben katılmıyorum. Yeni bir şey değil yani, esasında. Yeni bir olgu değil bu yani. Dün, dün ne idik ki? Evet. Dün nasıl idik ki bugün böyle tabii, oldu? Tabii. Biz neye talip, neye yüzümüzü çevirdik ki? Çevirenler kim? Bu soruların nasılından ziyade niçin sorularının cevap bulması gerektiği kanaatinde olarak öylesi bir tarihle mukayyet bir tanımlamayı doğru bulmuyorum. Tarih son dönemde ortaya çıkmış, türemiş bir şey değil diyorsunuz bunlar. Değildir tabii ki. Yani evet. Öncesi halimiz nasıldı tabii, ki sonradan evet. Ne olduk? Sonra şu anda yani kimlerin nereden nereye gitmiş olmasını İslam'a ve Müslüman kimliğe mal edeceğiz. Bu da haksızlık tabii, olur. Evet. Şimdi sorunuza hocam buradan yola çıkarak bu da bir ahlaki zaaf sonuç itibariyle. Bu zaaf... Ayşe annemizin Ayşe annemizin Hazreti Peygamberi aleyhisselam tasvirini soru üzerine şey ettiniz. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı buyuruyor annemiz. Evet. Allah'ın selamı üzerine olsun. Burada aslında Ayşe annemiz böyle buyurmakla aslında ahlaka zaten merkezi bir konum atfediyor. Evet. Yani burada merkezi bir konum vardır. Bu ahlak ile neyi kastettiğimizi yalnız burada belirtmeye bir nebze yine ihtiyaç vardır. Çünkü kavramların içinin boşaltılmış olması, seküler dünyada her isteyenin istediği anlamı çarçur etmiş olması, yerle yeksan etmiş olması bu kez kavramlardan neyi kastetmediğimizi söyleme zorunluluğunu da getiriyor. Yani ben önce ahlak kayıp halka ifadeleriyle bir kez ahlakı aktüelde kullanılan etik, moral değer, konsensüsle varılan seküler fayda normları ile uzaktan yakından ilgisi olan bir kavram olarak kullanmıyorum. Seküler zihin dünyasının üretmiş olduğu o kavramlar ahlakla ne amaç, ne hedef, ne de ilkeler itibariyle örtüşüyorlar. Keza ahlak, yaratılış, hulkla aynı kökten gelen fıtrata, enfüsü ve afaki alemde marufa uygun söz ve davranışlardır.
Bu açıdan ahlakın fıtrata bakan yönü Allah'ın vergisi olup vehbidir. Kesbi olan ise fıtratla uyumu oranında kişi ahlakına dönüşür. Sünnetullah varlığın yasası, ahlak ise varlığın ortak dilidir diyorum. Bu izahtan sonra sanırım ne olmadığını kastetmenin izahından sonra neden önce ahlak? Bakın Hamza Bey, İslami kaynaklarda konuların izahına iman bahsiyle başlandığı malumdur. Evet. Bu öncelik diğer amellerin kabulünün ancak iman etmekle mümkün olacağını vurgu içindir. İman mükellefiyeti, aklı selim ve ahlaklı insanların taşıyıp sürekli kılabileceği bir iştir. Ve nitekim ahlak, emin, eman ve imanı diri tutmaktır. Ahlak sınavını geçmemiş bireylerin şahsiyet sorunu yaşadıkları ise, malumun izahından başka bir şey değildir. Şahsiyetin kendisiyle kemal bulup yüceldiği ya da zevale sürüklenip alçaldığı altın halka ahlaktır burada. Keza ahlaklı olmak ideolojik bir tercih değildir Müslüman için. İslami gerekliliktir, bir kimlik meselesidir. Müslüman şahsiyetin yaşam tarzı olan ahlak bugün kayıp halkamızdır. Ve hali gür melalimiz ortadayken daha fazla izaha gerek olmadığı kanaatindeyim. Evet, konuyu daha da genişletebiliriz. Fakat hocam, bir ifadeyle Kur'an-ı Azmuşan'da Rabbimiz Azze ve Celle'nin Hazreti Peygamber'in ve sen yüce şüphesiz ki yüce bir ahlak üzeresin. Ve inneke la ala hulukun azim estağfirullah. Buyurmuş olması burada Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakını temsil etmiş olduğu bir kimliği ibraz ediyor. Resulullah Aleyhisselam iman itibariyle müminlerin en faziletlisi hangisidir sorusuna bakın şu cevabı veriyor. Ahlakı en güzel olandır. Yine Hazreti Peygamber'in ahlaki kemalini üsve-i hasene olarak öğreniyoruz değil mi? Evet. Muhakkak ki onun ahlakı Kur'an idi. Resulullah'ın ahlakının kaynağını da burada buluyoruz. Hocam belki bu, size de katkı sağlamak, bir nefes aldırma açısından anlatacaklarınızı da belki biraz daha yardımcı olma açısından şöyle küçük bir araya girmek istiyorum. Ahlak bizde toplum şöyle algılandı. Olursa da olur, olmazsa da olmaz kabiliğinden bir olguymuş gibi görüldü. Özellikle demin eleştirdiğimiz tevhidi diyoruz ya hani çizgideki kesimler diyelim. Ahlak bir ekolün, bir sınıfın, bir zümrenin işiymiş, mesleğiymiş gibi züh, takva, bir cemaatin, bir ekolün, işte bir tarikat anlayışının uğraşısıdır. Bizim üzerimize bu tür ahlaki normları, davranışları üzerimize almamıza ihtiyaç yoktur. Bizim çok daha büyük davamız var diyerek tevhid, din ideolojikleştirildi. Deminden beri bahsettiğiniz o donuk, bireysel şahsiyete dokunmayan, temas etmeyen bir metin haline geldi dini değerler. Oysa ki ilk inen ayetlere baktığımızda ölçü ve tartıda haksızlık yapmamak, yetimi doyurmak, miskini itip kalkmamak, işte Necaşi'ye Cafer radıyallahu anh'ı hatırlarsanız Muhammed size aleyhisselam ne getirdi dendiğinde saydıklarının tamamı ilk temel cümle tevhid Allah'a, yalnız Allah'a kulluk ibaresinden sonra anaya babaya saygı, akrabaların, komşuların hakkını gözetmek gibi doğru olmak, hayvanlara yüklenemek, tabiata karşı mesul olmak gibi çok temel ahlaki değerleri o tevhid akidesinin altına sıralamaya başlıyor. Bu açıdan ahlakın, hani size hocam yeni bir açılım sağlaması açısından bu şey araya girdim. Ahlak imandan, tevhidden kopuk bir şey olabilir mi hocam? Yani böyle bir maalesef zaaflı bir algı oluştu Müslümanlar içerisinde hocam. Buyurun. Şimdi Hamza Bey öncelikle şunu unutmamak lazım. Ahlak izafi değil, asli bir hakikattir. Çok güzel, evet hocam. Arzi değildir, küllidir, mukayyet değildir, mutlaktır. Ancak onun mutlak olması, onun asli olması, onun arzi olmayıp asli olması, imandan kopuk olması anlamında asla değildir. Keza imana
razı olmayan bir ahlak İslam açısından ahlak değildir ve muteberliği söz konusu değildir. Yani her halükarda iman temelli, İslam teslimiyetli, İslam temelli bir ahlak Allah Azze ve Celle'nin ve inneke la ala hulukun azim olarak bize üsve-i hasene olarak göstermiş olduğu bir ahlaktır. Biz ahlakı bu anlamda değerlendirdiğimiz için diğer bir takım üretilmiş değerler muvazihesinde olsun, isterse daha farklı bunları tahfif noktasında olsun yaklaşımlarını bir karşılığını olmadığını düşünüyorum. Evet, Nitekim Kur'an-ı Kerim sağlam bir inanç sistemi oluşturmayı hedeflerken bunu fıtrat zemininde bina eder değil mi? Evet. Bu Kur'an'ın beyanıdır. Evet. Burada sorun ahlak ifadesinin zaman içerisinde iman ile olan zorunlu bağının koparılmış olmasındadır. Evet, 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 evet. Altına çizmek istiyorum. Evet, çok önemli. Ahlak ifadesinin zaman içerisinde iman ile zorunlu bağ koparılınca bu kez ahlak üzerinde seküler modern aklın tahayyülleri muvacihesinde konuşmaya başlıyoruz. Evet. Oysa ki ahlak farkındalıkla, şuurla yapılan davranışlar bütünü olduğu düşünüldüğünde cahili olandan İslami olana geçişin ahlaki bir vecibe olduğu görülecektir. Bu ayraç ahlaka nereden başlamak, nereden bakmak gerektiğini gösterir kanaatindeyim. Evet. Ve peygamberlerin hayatına baktığımızda, nübüvvet tarihine baktığımızda Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Ortaya çıkan dönemsel ahlaksız tavırlardan önce ahlaksızlığın kökeniyle, ahlaksızlığın asıl sebebi olan şirkle mücadeleye adalet ve ihsanı ikame etmeyle başlamışlardır. Ve kendileri de ahlaki bir örnek yaşayarak salih amel ile bunu teyit etmişlerdir. Bu yönüyle ahlak özü itibariyle bir bilince, rıza ve kabullenmeye dayanır. Bir insanın iman ahlak problemini çözmeden yol alması, farklı bir ifadeyle iman ile ahlakın bağını kopararak mesafe kat etmesi kanaatimce mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim iman ahlak bütünlüğüne sahip bir yaşamı öngörüyor. Ve nitekim ahlak pratiği olmayan bir teori nazariyat da değildir. Bilakis kendi pratiğini zorunlu kılan yükümlülük amelidir. Ahlaklı davranmak ahlaki bir erdem, politik bir tedbirden ziyade imanın konusudur. Ve hasılı arkadaşlar unutulmamalıdır. Tevhidin bilgisini kavramak kişiyi muvahhid kılmadığı gibi ahlakın bilgisine sahip olmak da ahlaklı addedilmek için yeterli değildir. Hocam bu çok önemliydi. Özür dilerim. Çok önemliydi hocam. Bu son bir daha çok önemliydi hocam. Bir daha alabilir miyiz? Tevhidin bilgisini kavramanın kişiyi muvahhid kılmadığı çok gibi güzel, çok güzel. Ahlakın bilgisine sahip olmanın da ahlaklı olmak için yeterli olmadığını söylüyorum. Elhamdülillah. Çok güzel. Evet. Burada bilginin gerekli ve fakat tek başına yeterli olmadığının altını çizmek istiyorum. Peki yeterlilik tevhid gibi ahlakın da amel ile teyit edilmesiyle sağlanabilir. Bu amel ta konunun başında söylediğiniz gibi ritüel, tören, ayin nevi değil. Allah'ın kabul edeceği ibadi yükümlülükler muvacihesinde salih olandır. Bu amelin salihat. Asıla rağmen bir usul, imana, İslam'a rağmen de bir ahlak düşünülemez. İslam'ın amentüsünde mevcut olan ahlak ilkeleri faydacı olmayıp ilkeli, arızı olmayıp asli çözümler vaat eder insanlığa. Ve biz de bugün Müslüman kimlik olarak bu kayıp halkayı tüketmişiz demiyorum, yoktur demiyorum. Fakat yetiğimizdir. Bu kayıp halka kayıbımızdır. Bulmak kayıp olan bir şey yok demek değildir. Evet. Vardır ve fakat yitiktir. Onu ortaya çıkarmakta mükellefiz inşallah hocam. İnşallah. Evet. Hocam süre... Konuyu uzattıysam lütfen hakkınızı hocam. Helal edin. Süremiz de doldu. Ben dinleyenlerimize, izleyenlerimize böyle bir son cümle babından size sözü bırakayım. Sonra ben kapanışı yapayım hocam. Son olarak bir dakika neler söylemek istersiniz? Allah razı olsun, çok istifade ettik sohbetten. Dinleyenlerimize son böyle son söz kabilinden böyle bir iki cümle bir şey alalım, sonra sonlandıralım inşallah.
O zaman ben de artık konuyu fazla uzatmadan, çünkü Rabbim bu gecelerde çokça zikredip tefekkür ve tedebbürle vaktimizi geçirmenin daha bereketli olacağını ümit etmiş olduğumuz geceler olarak bize bildiriyor. Bu şu anda paylaşımımızın da böyle bir ibadet olarak Rabbimiz tarafından kabulünün niyazını duasıyla paylaşmış olayım. Sözümü şununla bitirmiş olayım. Yani Ramazan, Kur'an ve ahlak bütünlüğü içerisinde Kur'an iman kitabı olduğu gibi bir ahlak kitabıdır aslında. Elhamdülillah. Evet. La ilahe illallah iman ilkesi olduğu gibi bir ahlak ilkesidir. Çok güzel. Evet. Müslüman şahsiyetin ayağa kalkması iman iledir ve fakat yol alması, unutulmaması gerekir ki ahlak iledir. Birey başkalarıyla olmadığı, yani Ramazan'da kalplerin yumuşadığı, cuşu huruşa geldiği, Rabbimizin Kur'an'ı inzal etmiş olduğu, orucun akabinde tefekküre yoğunlaşılan vakitlerde şunu unutulmamasını hasreten rica ediyorum. Birey başkalarıyla olmadığı, başkalarının görmediği zaman ve mekanlardaki ahvaliyle kendisidir. Allah onunla bizi hesaba çekecektir. İşte ahlak tevhid ilişkisinin can alıcı noktası da burasıdır. Müslüman şahsiyet için zorunlu olan ahlak tevhid bütünlüğü ahlaklı kalınarak korunabilir. Ancak arkadaşlar, ahlaksız ortamlarda ahlaklı kalabilmenin imkanı ahlaksızlığa karşı direnebilmektedir, direnmekten geçer. Ve ahlak tevhid ilişkisi gerçek zamanlı bir ilişkidir. Ahlak sınır bilme, kontrolsüz düşünce ve davranışları meşru sınırlara, Allah'ın razı olacağı sınırlara çekme eylemidir. Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olma her dam ahlak iledir. Evet. Ramazan, Kur'an ve ahlak üzerine son sözüm şu olsun inşallah. La ilahe illallah hakikatinin doğru anlaşılması, her meselenin doğru anlaşılmasını sağlayacaktır. Çünkü o söz varoluş hakikatinin önü ve sonudur. Dolayısıyla o söz doğru anlaşıldığında her şey doğru anlaşılacak. O doğru anlaşılmamışsa maalesef hiçbir şey doğru anlaşılmayacaktır. Konuşmamı... söyleşinizi bununla tamamlamış olayım inşallah. Peki, Allah razı olsun hocam. Çok tekrar çok davetiniz için teşekkür ediyorum. Sabrınızı zorladıysam helallik diliyorum. Ve sözlerimi Allah'a hamd ederek, Peygamberimize salatü selam ederek ve bu sözlerin ulaşmış olduğu her bir insanın sözün üzerine uymuş olması için dua ederek tamamlamak istiyorum. Selamünaleyküm. Evet, Allah razı olsun Ramazan Yasçiçek hocamızdan. Çok verimli bir sunum, çok verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Tevhidin bilgisine sahip olmak kişiyi mümin yapmadığı gibi ahlakın bilgisine sahip olmak kişiyi ahlaklı yapmaz. Bu hakikatleri içselleştiren, ruhunu, maksadını, muradını tasdik eden bireyler olmamız gerekiyor. Ramazan Yasçiçek hocamızın esasında bildiğiniz gibi Nisan ayında İstanbul'da bekliyorduk. Ama dünya ölçeğindeki bir salgın vesilesiyle bu davetimiz ertelenmiş oldu. İptal demiyoruz, ertelenmiş oldu. Bugün bu hasreti en azından dijital ortamdan gerçekleştirdi. Kendisi binlerce kilometre öteden de olsa dijital ortamın vesilesiyle bizlerle buluştu. Yüreğindeki duygularını, sıcaklığı bizlere hakikaten taşıdı, aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bu imtihandan, bu virüs imtihanını atlattıktan sonra hocamızın da tabii ki sağlığı, sıhhati elverisi, Rabbim nasip ederse kendisinde bir salon ortamında göz göze gelerek buluşmayı inşallah Rabbim bizlere nasip eder diyorum. Kendisine dua ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Siz dinleyenlerimize de bizleri sabırla izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.